Sığınmacılar mevzusundan girdik ama ilk soruyla başlayalım. isterseniz. Tamam. Taksim saldırısına evet. ilişkin kısa bir değerlendirme yaptı ama isterseniz biraz daha açabiliriz. Sadece Söz Taksim sizde. saldırısı değil HDP aslında. HDP ilişkisi, evet, evet. işte HDP, PKK o başlık Oradan halinde. Oradan mı değer... devam ediyor? Oradan devam edebiliriz. Peki ben milliyetçilik çünkü, başlığına geçiyorum. Neden geç. bunu HDP, PKK dedim? E, çünkü e, Sayın Başkan izin verirseniz Taksim'de bir açıklama yaptı. Evet. Şimdi diyor ki, Sayın Destici diyor sevgili izleyiciler. Bugün şimdi bu bugün bugün siyah. biraz önce evet, az evet. önce şimdi bazı siyasetçilere bakıyoruz. Saldırıyı yapanları değil de hala devleti suçla, hala hükümeti suçla, hala hükümetin yetkililerini suçla ve dolaylı olarak PKK'ya, PYD'ye ve onun uzantılarına, HDP'ye sahip çıkma eğiliminde diyor ee, Mustafa Destici. Yani hepsini yani Taksim saldırısından başlıyor, HDP'ye uzanan bir zincir kuruyor. Onu anlatmak için söyledim HDP diye. Anladım. Siz sorunuzu sorabilirsiniz. Peki o zaman Taksim saldırısıyla devam edelim. Bir kere orada hala bence yanıtlanamayan, flu kalan, anlaşılamayan meseleler var. Bu kadının bir kere Suriyeli olup olmadığı meselesi hala bir muamma. Çünkü bir kız kardeş olduğu iddia edilen bir kadın çıktı. Ben Somaliliyim dedi. Bu benim kız kardeşimdir dedi. Suriye'deki muhalefet temsilcileri böyle bir kayıtları olmadığını ifade eden videolar çektiler. Kadının kendi emniyetten basına sızan ifadesinde anlıyoruz ki kadın ne taşıdığını bile bilmiyor. Ben o paketin içinde bir uyuşturucu var zannediyordum diyor. Bunun bir bomba olduğunu, kendisinin bir bombacı olduğu olarak kullanıldığını farkında değil. Ee, i̇şte bugün görüntüler yayınlandı MOBESE kameralarından. Bir makyaj dükkanına gitmiş, oradan efendim çeşitli alışverişler yapmış. Türkiye'ye gelmiş, bir, bir iddiaya göre komşuları diyor ki bir yıldır burada yaşıyordu. Bir iddiaya göre dört ay önce gelmiş. Bugün gene emniyet kayıtlarından anlıyoruz ki bu kişi daha önce takibe takılmış ve bir süredir de takipteymiş aslında. Sayın İçişleri Bakanı önce İdlib dedi galiba. Yok, Afrin mü, dedi, sonra de. müm Kobani dedi. Kobani dedi, Kobani sonra Bugün, Ama mü de ya, dedi. Ama Mümbiç de o değil. Talimat bir yerden. Talimat bir yerden. Gelen e, terörist bir yerden. Bir firari insan var Talimat Aynalaraptan. Evet. Gelişi Afrin. Sen önce evet. bir bir kendisine destek olan bir firari isim var. Bilal Hasan isimli bir kimlikten bahsediliyor. Şırnak'ta bir il, ilçe başkanının MHP'li olduğu söylenen bir ilçe başkanının telefonuyla bir takım Soruyu alalım. Görüşmeler Çok yapıldığı söyleniyor. Yani siz burada gerçekten net bir fotoğraf görüyor musunuz? İnsanların kafalarındaki soru işaretlerini haksız mı buluyorsunuz? Benim gördüğüm net fotoğraf şu. Bu bir PKK, PYD terör saldırısıdır. Net. Yani ister aynalaraptan gelsin talimat alsın, ister Afrin'den girsin, ister Mümbiş'ten girsin. Bir kere net olan şudur ki zaten PKK ya da PYD, YPG bunu biz yapmadık dememiştir bugüne kadar. Ee, Şimdi dolayısıyla galiba, bu, üstlenmediler eylemi. Bu evet. üstlenmediler ama reddetmediler. Evet. Yani bu yani burada, Orada bir açıklamaları var. var 22 saat sonra bir açıklama yaptı evet, evet, evet. yani, Tabii yani açıklamayı yapan bir terör örgütü tabii, terör ama örgütü. normalde terör örgütü tam tersini ister değil mi? Yani bakın aslanlar gibi böyle işte bu şiddet eylemini bu insanları öldürdük filan terörün kafası böyle çalışır karanlık bir dünya orası. Şimdi, Bunu reddetmiş olmaları şimdi, enteresan e, PKK terör örgütü ya da onun türevlerini normal bir terör örgütü e, anlayışıyla değerlendiremeyiz neden değerlendiremeyiz? Şundan dolayı değerlendiremeyiz. Artık PKK daha önceden PKK'ya Amerika Birleşik Devletlerinin ya da bazı emperyalist küresel güçlerin örtülü desteği vardı. Bunu açıklamıyorlardı. Amerika Birleşik Devletlerinin? PKK ile ilgili. PKK Açık desteği varsa yine başka. Hayır. Yani o su götürmez biz, bir gerçek hayır, biz yani. Hayır. Görüyoruz onu... bu başka bir ha, şey. Peki. Yani Amerika Birleşik Devletleri resmi olarak. ...fotoğraflarla, işbirliği, ortak eğitim çalışması... Videolarla, hepsi ...lojistik çalışması, bunlar yoktu PKK Maaşa döneminde. Maaşa bağladı bir tane. Rahmetli PKK. Edip Başar bunları... Şimdi bu ne zaman oldu? Bu için sıkıntıya PYD, yani Suriye'de PYD kolu, YPG kolu ortaya çıkınca... ...Amerika Birleşik Devletleri, özellikle CENTCOM... ...yani Amerikan Özel Kuvvetler CENTCOM'u... ...Suriye'ye geldi, Suriye'nin kuzeyine... ...ve PKK'nın uzantısı olan aynısı olan, bir başka kolu olan PYD-YPG ile açıktan ilişkiye geçti. Yani PKK'lıları orada eğitmeye başladı. Binlerce tır silah gönderdi. Göndermeye hala devam ediyor. Hala eğitmeye devam ediyor. Ve bütün hedefinin de açık bir şekilde Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya PYD ya da YPG adıyla bir terör devleti kurdurmak istediğinde çok açık ve net bir şekilde ifade etti. Şimdi Hal böyle olunca PKK'nın bir başka kolu olan PYD ki içeriden de bizim biliyorsunuz siyasetçilerimiz bunu böyle değerlendirdiler. Hatırlayın Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını sonra bir başka genel başkan yardımcısının açıklamasını. Önce Kılıçdaroğlu dedi ki biz PYD ile PKK'yı aynı görmüyoruz dedi. Halbuki aynı yani bunu herkes biliyor. Ardından bir başka genel başkan yardımcısı güneyimizde başka birisi komşumuz olacağına PYD bizim komşumuz olsun dedi. Bir de bununla beraber HDP ile olan ilişkileri HDP ile işbirlikleri şimdi bütün bunları ortaya koyduğumuzda önümüzde de bir seçim var elbette ki PKK'ya da PYD bütün bu saydıklarımı göz önünde tutarak bu eylemi üstlenemezdi. Kendi yaptığı eylemi. Çünkü neden? Bunun bir de siyasi bir sonucu var. Ne siyasi yani, Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi zarar olacak diye düşünürdü? İşte o altılıması ya, Millet İttifakı'na zarar olacak. Bu kadar mi? organik bir şeylerim var, temasların Aynı var yani? tarihlerde HDP'nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, özel bir jetle Diyarbakır Hastanesi'nde bu hükümetin özel izniyle ve Cumhurbaşkanı'nın anne ve babasıyla görüştü. Doğru bulmuyorum. Aa. Bakın ben tavrım net. Bakın Özlem Hanım, benim tavrım net. Ben PKK'yı, HDP'yi PKK'nın e, siyasi şubesi olarak görüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiğim günden beri HDP'li başkan vekilini yönettiği hiçbir oturuma katılmadım. Öyle mi? Evet katılmadım. Asla bırakın başkan başkan demeyi katılmadım. Ben kürsüye çıktığımda da bütün HDP grubu meclis genel kurulunu terk eder. Peki efendim mesela AK orada. Parti'nin HDP'yi başörtüsü anayasa düzenlemesi ilgili ziyaretini de mi yanlış buluyor? Ben çok doğru bulmadım. Şeyler, gireceksin herhalde araya evet. Deniz'e de bir söz. Şey Hayır ben... Bu da yanlış bulduğunu ifade ediyor o ziyareti. Bir, bakın. O ben zaman zaten... orada Sayın Bahçeli ile ayrıştınız. O normal ve makul olabilir dedi anayasa görüşmesiyle ilgili. Şimdi bakın ben Büyük Birlik Partisi'nin evet, genel biliyorum. başkanı ben anlamak olarak için kendi fikirlerimi, zaten. kendi düşüncelerimi ifade ediyorum. Evet efendim anlıyorum. Ama onu söylerken Sayın Bahçeli'nin, Bahçeli bir devlet adamı ciddiyeti içerisinde şunları ifade etti ki daha sonra ben de benzer şeyler söyledim. Şunu söyledim. Dedim ki bu grubu olan partiler mecliste zaten her gün görüşüyorlar meclisin iç işleyişiyle ilgili. Bu da meclisin iç işleyişiyle ilgili bir husus olarak değerlendirilip görüşü, görüşülmüştür. Ama ben buna rağmen bunu onaylıyor muyum? Onaylamıyorum. Çok açık Ş ben Şunu anladım. sorabilir miyim? Yani az önce Yani ben HDP'yi PKK'nın partisi olarak hatta ta kendisi olarak uzantısı olarak görüyorum ve HDP'yi meşrulaştıracak her türlü adımdan uzak durulmasını istiyorum.